Yok muydu Leyla'nın kıyafeti falan? Niye ya? O kadar kötü mü olmuş? Yok yani size bir renk yakışıyor yani. Mesela kırmızı bir parça. Yok, yıkanmıyor asla. Elini yüzünü sildim, üstünü değiştirdim, yatırdım. Oha küçük Hülya. Ne yapalım, kalkalım ufak ufak ya. Zaten Devine de bugün yeteri kadar aksiyon oldu. Oğlum tamam, biraz nefes alsın kız. Bırak, geç Devin, geç. Hadi. Bu arada ailemiz adına sana çok büyük bir teşekkür borçluyuz Devin. Sağ ol. Ne demek, estağfurullah. Bir yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Ya dokunmak ne demek? O nasıl bir soğukkanlılık öyle? Nasıl duruma ayak uydurmak? Gördünüz değil mi? Babaannenizi annesi olduğuna ikna edişi, böyle yanına çağırışı falan, elini kaldırıp beni durduruşu. Neyse, hepimize gelmiş geçmiş olsun. Zaten bu son olur. Bir daha ailemizin herhangi bir meselesine maruz kalmazsın. Niye ya? Evlenirlerse bol bol kalır işte. Yok artık. Yani dün bir, bugün iki. Ufak ufak hadi be. Ne yapalım? Hadi. Hadi. Şey çok... Bir dakika pardon Aslan'cığım. Şey anlayamadım. Dün bir, bugün iki derken Hülya Hanım, onu tam anlayamadım. Yani yeni tanıştınız ya, o manada söyledim. Böyle eskilerin çok güzel bir lafı vardır. Acelede nedamet, teennide selamet diye. Siz Ceylan'a bakmayın yani, bütün Z kuşağı böyle zevzek kuşağı. Herkesi kendileri gibi ipi kırık zannediyorlar. Vallahi ipimi de kuşağımı da bilmem Hülya Hanım ama... tesadüfe bakın ki ben de daha bugün evlenme teklifi etmiştim Aslan'a. Bak ya, küt diye yapıştırmış evlenme teklifini. Neye şaşırdın? O işte mi sizin tek elinizde? Ne güzel sormuş işte. Helal olsun kıza. İyi geceler herkese. Yalnız abim adam etse etse bu kız eder. Abin adam değil mi senin? Ne alaka ya? Ben o manada mı söyledim? Ay saçma salak laflar edip durma. Allah Allah, bugün de her şey bana patlıyor. Neyse, ben gideyim de abimlerin düğünü için kıyafet bakayım. Ben sana daha güzel bir şey bulacağım bakmak için. Ne? Bakıcı bulana kadar babaannene sen bakacaksın. Anne! Ya ben nasıl bakayım babaanneme? Hadi, hadi yürü içeri. Hadi yürü. Babaannen niye o kadar bozuldun? Abinle ne geçti aranızda tam olarak? Cihan mıydı adı? Abim soykanların zehiridir. Biz lazım olmadıkça görüşmeyiz, konuşmayız. Hatta konusunu dahi açmayız. Ama madem konusu açıldı, bak ben sana şöyle söyleyeyim. Olur da sana bir gün ulaşırsa, yani ne bileyim, bir şekilde seni bulursa, o saniye benim haberim olsun, tamam mı? Kızdın mı bana çok? Neden? Ne bileyim, öyle teklifi bir anda atıverdim ya ortalığa. Yani ama yani annem de benim düğmelerimi çok iyi buluyor. Dayanamadım. Ne yapayım? Özür dilerim. Senin de her tarafın düğme değil mi ya? Sen de güzel buluyorsun o düğmeleri.
Sana kızmadım. Kızamadım çünkü gecenin kahramanı sendin. Peki. Kahramanlığımı kutlamak için yukarıda bir kahve içmeye ne dersin? Yağmur var şimdi. Yağmur ayıp olmasın. Rahatsızlık vermeyelim. Başka bir zaman. Olur mu? Peki. Ben kıyafetleri yarın kuru temizlemeye gönderirim. Annemin kıyafetlerini mi? Gerek yok. Acelesi yok. Ha bu arada seni arkadaşlarıma tanıştırmak istiyorum. Eğer sen de istersen. Çok hoşuna gidebilecek bir programımız olabilir. Gayet tabii. Memnuniyetle. O zaman iyi geceler. Sana da.